projenin bir parçasıysan, nerede olursan ol, son itibariyle, sonuç itibariyle sana bir son layık görüyorlar. Şekil çok önemli evet. değil. Yani Hüsnü Mübarek, düşün 30 yıl koskoca Mısır Cumhurbaşkanısın. Mısır yani bu coğrafyanın en önemli iki ülkesinden birisi varsa o da Mısır ve Türkiye. Kafese koydular adam ya. Adam cezaevine koydular. Yo kafese koydular bir de. Onu diyorum işte kafese dedim cezaevinde yani getirdiler mahkemeye demir kafesinin içinde evet. ve cezaevi pijamasıyla. Ya sen de zerre kadar onur olsan o anda intihar edersin. 30 yıl Cumhurbaşkanısın, 30 yıl Amerikan hizmetinde. Mısır gibi bir ülke önce ama Amerika... Enver Sedat'ın ölümünden beri... Tabii 81'den işte o. Tabii. Düşünsene. Ya 30 yıl bir cumhurbaşkanısın, seni kafese koyuyor Amerika. Çünkü sonuçta Arap Baharını kim yaptı? Amerika yaptı. Evet. Bildiğimiz hikaye. Evet, evet. Şimdi bu Mısır'a bunu layık görüyorlar. Yani hem siyasetçilerine hem kendi halkına. Ölen sizin işte lideriniz bu. Kaddafi'nin yaşamasını tehlikeli gördüler. Bu rahat durmaz. Şimdi Kaddafi çünkü onların onurlarıyla... Evet. Oynadı. Kaddafi dala geçiyordu hepsiyle. Kaddafi'ye daha farklı, çok iğrenç bir şekilde öldürdüler Kaddafi. Çok, çok. Şimdi Bin Ali... Hak etmediği şekilde ve Türkiye orada rol oynadı. Hepsi abi. Korkunç. Ya düşünsene Kaddafi ölmeden önce, yani Arap Baharı'ndan önce, en son işte Mart 2010'da Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman başbakandı, Libya'ya gitmişti, ben de vardım o uçakta. O Kaddafi Türkiye'ye yaptığı iyiliği, hiç kimse yapmamıştır tarih boyunca. Yine kazık attılar yani Kaddafi'ye Türkiye yani, olarak. Yani. Şimdi ya yazık günah. Ya işte dönüyoruz. Hani dedin ya bu kitle AK Parti'ye oy veren kitleler arasında. Bütün bu çelişkilere rağmen bir sloganın arkasında gidiyorsun. Sevgili AK Partili dostlarımız, arkadaşlarımız yapmayın ya. Yakınıyor. Tamam. İşte ne gene de diyor AKP'ye vereceğim. İşte onu diyorum. Ya ben bunu anlamakta zorlanıyorum yani. Ya işte sırf o, ama bu medyanın gücü. Medya seni öyle bir kilitliyor ki yani şey yandaş medya. Bir de şu bu yardımlar meselesi var ya onlarla yaşayanlar var. Hani şükrediciler var. O şükredenler nasılsa bir düzen tutturduk bozulmasın riske de atmayalım başkasına oy verip falan kurcalamayalım. Geliyor zaten bir takım şeyler. Hayatımızı Allah'a şükür devam ettiriyoruz. Öyle de bir şey oluşturulmuş. Kitle oluşturulmuş. Ya bu kitle bak bu bir daha ben hep vurguluyorum ya. Konumuz siyaset değil. Konumuz sosyoloji ve psikoloji. Bu böyle algılanmadığı sürece bu ülkede hiçbir sorunu çözemezsin. Ya işte hiçbir şeyi sorun. Gördük. Dün işte televizyonda mı, sosyal medyada mı bir şey vardı. Yarışmada Türkiye'nin başkenti neresidir diyor. Seçenekler verilmiş. %50 şey hakkını kullandı. Joker hakkı, ha. Seyirci. Ankara ve İstanbul çıktı. Son %50 Joker'i kullandı. Şeye sordular. Seyirciye. Yani bu anlamak mümkün. Bir de geçen gün şey vardı. Ya doktor ile ilgili bir soru vardı. Tıpla ilgili bir soru. Şey doktordu. Telefon jokeri. Yanlış cevap verdi doktor. Ha onu sosyal medyada gördüm ben. Seyirci daha doğru. Şey beyin sarımsağı. Sarımsakçık, soğancık. Brokoli. Beyin soğanı, brokoli. Bir de bir şey daha var. Evet. Aynen. Bilmedi onu. Doktor ya. Bilemedi. Evet. Telefon jokerini evet. sordu. Telefon jokeri sarımsak dedi. Evet. Dedi ki, sosyal medyada gördüm. Şeyiniz dedi, telefon jokeriniz doktor mu demiştiniz dedi. Ne doktoru? Aile hekimi dedi. Aile hekimi ya. Şimdi, yani o adamın eline düşsen var ya. Ama zannediyorum. Sana sarımsak yedirecek ya. Yanlış bulundu, süre doldu. Adam hata ettiğini anladı. Ya, doktor da iş işten geçmişti. Ya ona benzer çok şeyler görüyoruz. 20 saniye içinde mi, 30 saniye cevap vermesi gerekiyordu. Süre doldu. Ya ona benzer çok böyle saçmalıklar görüyoruz. Ama yani hekim ya. Olacak. Ne bekliyorsun? Ya bak ben şeydeyken... yani tutukluyken Cerrahpaşa'ya götürdüklerinde, Cerrahpaşa'da tedavi görüyorum nörolojide. Şimdi hoca benden kemik ile alıyor. Yanında da bir asistan var. Bak asistan ya, nörolojide asistan. Hoca o kemik ile incelemesinde not aldırıyor. O notu yanlış alıyor ya. Yani az kaldı orada beni öldürecekti.
Allah'tan o arada başka bir profesör geldi. Yani beni tanıyan dostum bir profesör geldi. Anladı onun, asistanın yanlış yaptığını anladı. Ben aldı, not almaya başladı. Kan verdim, bir arkadaşımızın annesi. Bu nasıl bir şey? Bypass ameliyatı oluyordu, kan verdim. Bekliyoruz, geldiler dedi ki sizin baktık, BRH negatif. Dedim ki benim kan pozitif. Hayırdır, bu çıktı dediler. Sonra biraz durdular, elimden kaptı oradaki görevli şeyi, gitti içeriye. Sonra tekrar geldi, pozitifmiş dedi. Peki ona göre siz kan verseydiniz o hastaya ne olacaktı? İşte. Bir özel hastane. Ya neler görüyorum ben. Yani ben hani çok gidip geldiğim için hastanelere bu aralar. Ondan dolayı ya anlatsam şaşırırsın. Bak anlatsam dersin ki sağlık sektörü böyle mi buldu? Böyle. Evet böyle. Bütün şeyleriyle yani özeli de öyle, hükümeti de öyle, devleti de öyle, bilmem nesi de sağlık sektöründe. İnanılmaz bir rezalet var, laçkalık var. Evet. Ve tehlikeli düzeydesin. Ya düşünsene ya koskoca profesör Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki hoca. MS hastaları diyor, ya diyor Allah tarafından cezalandırılmıştır, ya ödüllendirilmiştir, ya da test edilmiştir. Peki diğer hastalıklar? Yani ben şimdi MS hastasıyım. Ben sen oturdum, testten geçiyorsun. Evet şimdi. Ben şimdi onu düşündüm o, şaka bir tarafa. Vallahi düşündüm. Ulan dedim acaba Allah beni mi cezalandırıyor? Şimdi düşünüyorum ben ne yaptım ki ya? Niye cezalandım? Ben gayet iyi bir çocuğum. Sonra diyorum ki test ediliyor. Tamam test edilsin. Yani ödüllendiriliyor. Nasıl ödüllendiriliyor yani? Yani 15 senedir seni bu hastalıkla uğraştırırken. Peki hadi vazgeçtik MS hastalarından. Bir sürü hastalık var. Onlar nedir? Hayır şimdi siz... Alzheimer olanlar örneğin. Hayır. Ya da işte hani atıyorum başka bir sürü hastalık. Hayır şimdi geçmiş bunun, olsun. Bu profesör ya. Karın hastanede o da bir mücadele veriyor. Peki o da mı? Yani ne diyeceğiz buna? Bu şaka gibi ya. Bu bir yani, kara mizah da değil. Abi onu bırak. Herkes için geçerli bu. İster normal. Vizdansız Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı hasta değil mi? Ameliyat olmadı mı? Evet. Nedir şimdi? Ona ne diyeceğiz? Allah'ın cezası mıydı? Yani ceza mı? Test mi? Ödül mü? Nedir yani? O bir hastalar ne? Ya nasıl bu kadar vicdansız? Ya vicdansız ne? Hani dedin ya işte o şeyden geldik ya hani sorudan geldik ya. Evet. Sarımsak mı? Soğan mı? Soğan mı? Sarımsak mı? Brokoli mi? Brokoli deseydin.